Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yılda bir kere olacak, tam olacak. Bu tam olarak bu iş biter dedi asgari ücrette tek zamla. Peki sizce ne değişti de? Yani biz yeniden 2024 yılında tek haneli enflasyon rakamlarına dönecek miyiz? Ne değişti de yeniden biz tek zamla döneceğiz sizce? Tek haneli enflasyon 2024-2025 bana göre 2026'da da söz konusu değil. Değişen çok önemli bir seçimin geride bırakılmış olması. Eskisi geçtiğimiz ya da içinden işte bitirmekte olduğumuz sene içinde yapılanlar kadar popülist politikalara yerel seçimler için ihtiyaç duyulmadığı algısı. Bir de tabii ekonomi yönetimi değişti biliyorsunuz. Özellikle para politikasında tamamen politize olmuş ekip gitti. Çünkü bizi bir çok ciddi bir ekonomik krizle, bir ödemeler dengesi kriziyle burun buruna bıraktılar. Seçim kazanmak için yapılan çok düşük faiz politikasında. Şimdi gelen ekip enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Dolayısıyla kısmen de ona tabii ki destek olmak amacıyla bu sefer tek seferlik bir asgari ücret artışı yapılıyor. Çünkü siz işte iki defa, üç defa enflasyonun arkasından koştukça enflasyonun arkasından koşuyor oluyorsunuz ücret düzenlemelerinde. Bir de tabii bu iş suçlusunun aşırı iç talep olduğu, aşırı iç talebi aslında iktidar yarattığı çok düşük faiz ve kredi politikasıyla. Ama sonuçta yine bu işin enflasyonla mücadelenin maliyeti, bu işin faturası yine sabit gelirliğe çıktı. Hani onun düşürülmesi gerekiyor reel anlamda ki enflasyonla mücadelede bir yere gelinsin. Ama izin verirseniz bir ek yapmak istiyorum. Sizin sokak röportajlarınızda Sayın Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın dediği çok net anlaşılmıyor. Şimdi onun söylediği şey fiyat artış hızının yavaşlayacağı, enflasyon düşecek, yavaşlayacak derken sanki sanıyorum sokakta fiyatlar düşecek gibi algılanıyor. Bu öyle değil. %70'lere vuracak 2024'ün herhalde Nisan-Mayıs aylarında. Arkasından sene sonunu Merkez Bankası'nın beklentisine göre %36 enflasyonla bitireceğiz. Biz ekonomistlere göre daha çok %45'lere yapışmış enflasyonla bitireceğiz. Yani 10 liralık ürün belki 18 lira olmayacak %80 enflasyon gibi ama 14 lira olacak. Dolayısıyla fiyatlarda bir gerileme söz konusu değil. Fiyat artış hızında bir yavaşlama söz konusu. Bu da ilk seneler itibariyle tabii ki halk tarafından, geniş halk tarafından çok kolay kolay hissedilmeyecek ne yazık ki. Peki ne zaman hissedilecek sizce? Oradaki enflasyonla mücadelenin temposu işte sadece para politikasıyla bu işin yetersiz olacağı varsayımı benim ve birçok ekonomistin yaptığı. Bana göre baz etkisi çıkıp işte faizleri bir miktar artırıyorsunuz, reel pozitif faiz vermeye çalışıyorsunuz. Bütün bunlar enflasyonu herhalde %30'lar civarında yapışkan hale getirecek önümüzdeki 2,5-3 senelik bir perspektifte. Onun altının gerçekleşmesi için bizim tekrar tek haneli enflasyonu görmemiz için para politikasının ötesinde de çok daha farklı adımlar atılması gerekiyor ne yazık ki ve şu anda açıklanan orta vadeli programda da 5 yıllık kalkınma planında da ben o adımları göremedim. Hani bunun içine hukukla ilgili adımları da koyabilirsiniz. Sanayi sektörünün verimliliğini de koyabilirsiniz. Eğitim reformunu da koyabilirsiniz. Ben onları göremediğim için enflasyondaki düşüşün %30'lar civarında bir yere gelmesiyle tamamlanacağını düşünüyorum. Evet, peki şunu da sormak isterim. Şimdi tek zam söyleniyorsa bununla ilgili beklenen bir hedeflenen bir şey var ki bu tek zam sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıktı. Benim de aklıma tabii ister istemez tek zam söz konusu olduğu zaman aklıma şu geliyor. Tabii bir kere tek haneli enflasyon geliyor. Ama diyorum ki 2024 yılında çalışanların ücretleri yılın başındaki değerini yılın sonuna kadar koruyabilecek mi tek zamla birlikte? Elbette koruyamayacak. O konuda çok net olalım. Çünkü biz eğer en iyi ihtimalle sizin de gösterdiğiniz tabloda az önce %50 bir artış yapılsa bizim bu sene sonu enflasyonumuz %68'ler 70'ler civarında olacak. Hadi 65 diyelim iyimser bir şekilde. Bu sene iki tane ayarlama yapıldı. Önümüzdeki dönemde 2024'ün sonuna kadar oluşacak enflasyon. Ben kendimden bahsetmiyorum, kendi tahminimden. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankete göre %40
44'ler 45'ler civarında. Dolayısıyla siz %50 enflasyon yaptığınız zaman geçmişi kısmen telafi etmiş oluyorsunuz. 2024'ün ortasına kadar devam edecek bir kapsama süreci oluyor. Onun üstüne reel bir şey koymuyorsunuz. Hani konması gerekir gerekilmez, asgari ücretin git çıkma hızı birkaç yıl içinde nereye geldi, kaç kişi asgari ücretli oldu son 10 sene içinde. Hani bunlar ayrı tartışma konuları. Ama şu net, enflasyon yüzde sene içinde 70'ten 45'lere de doğru inse %50 yapılan bir asgari ücret artışının yetersizliğini muhtemelen yaz başından itibaren Mayıs sonu, yaz başı gibi çok net hissedeceğiz. Arkasından gelen süreçte sene sonuna kadar da insanların alım gücünde giderek bir düşüş olduğunu, enflasyon artış hızı yavaşlasa dahi o sertleşerek o alım gücündeki erimeyi hissettikleri bir dönem olacak. Yani aslında 2024 ne yazık ki sabit gelirli için enflasyonla mücadelenin, NAS politikalarıyla yaratılan enflasyonun işte faturasının kesildiği kesim olarak 2024 çok 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 zorlu bir yıl olacak sabit gelirle yaşayanlar. Bu karar için çok erken mi diyorsunuz o zaman siz? Söylediklerinizden sanki onu çıkartıyorum. Tek seferlik artış mı? Ben öyle yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü o artışla işte Ocak'ta yapıldığında ya da Aralık sonunda açıklandığında Ocak sonunda bu maaşlar ceplere giriyor insanların, hepimizin. Dolayısıyla Şubat, Mart ayları tam da seçimin olduğu dönemde bir refah hissi yaratılıyor. İşte tüketici güven endeksinde yükselme görüyoruz. Seçim dönemi bittikten sonra önümüzde eğer 4 sene kadar seçim yoksa ben ikinci bir artışı beklemem. Çünkü şeye bakılmadı. Dendi ki işte ne kadar faizleri düşürdük, kredileri köpürttük, tüketim üzerinden biz bu ekonomiyi büyüttük, motoru kaynattık ve enflasyon çok hızlı yükseldi cari açıkla beraber. Buna bu şekilde bakılıyor. Kendi politikalarının sonuçlarından geri gidiyorlar. Dolayısıyla bizim iç tarafı törpülememiz lazım ki enflasyonu düşürmek için diyorlar. Hani şirketlerin burada KKM üzerinden değil sadece, böyle bir enflasyon üst dönemde ne kadar kar marjlarının arttıkları falan söz konusu pek edilmiyor şu anda. Daha çok iç tarafı daraltmamız lazım. Bunun için de enflasyon nereye gidiyor derse gitsin, biz bunu asgari ücret tek seferlik arttırırsak, bunun için emin olun memur maaş artışına da girecektir. Emekli maaş artışına da belli bir vadeyle girecektir ilk düzeltmeden sonra. Biz bunu enflasyonun altına tutarsak, yani sabit gelirli kesimlerin reel ücretlerini enflasyona göre eritirsek, biz enflasyonda bir belinde bir kırılma yaratabiliriz, zin peşindeler. Dolayısıyla sene içinde %70'lere çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın kendi tahmini bu. Mayıs ayı civarı %70'e çıkmasını bekliyor. Mayıs ayı için tutar mı sizce o tahmin? Tutar. Yani o gerçekçi tahminler yapıyorlar kısa vade için. Ama sene sonu %36 civarına inmesi için işte iç talebin çok sert bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Orada da ilk etapta işte ücret artışlarının enflasyona göre tek seferle ayarlanması bunun bir parçası. Faiz artışları olan ve olmaya devam edecek diğer ayağı şu anda para politikası olarak karşımızda. Peki. Bir yandan yarını da bekliyoruz. Yani 4 Aralık'ı. Peki yarın ne olacak sizce? Ne açıklanacak? Enflasyonu ben %2,5-3'ler arasında bir yerde görmeyi bekliyorum. İşte İstanbul enflasyonu 3,8 civarı açıklandı. 74'e çıktı yanılmıyorsam yıllık enflasyon İstanbul'da açıklanan. O seviyenin biraz daha altında işte 2,5-3'e yakın olması gerekiyor.